3 Aralık Dünya Engelliler Günü farkındalık yaratma ve halkın içerisinde engelli arkadaşlarımızla toplum içerisinde hak ettiği yeri bulmak için çeşitli farkındalık yaratmaktayız. Ve bugün anısına engelli arkadaşlarımızla, dairelerimizle, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve diğer milli eğitimimize bağlı özel eğitim okullarıyla birlikte biz yereldeki büyüklerimizi, başta Sayın Valimizi, daha sonrasında belediye başkanımızı ziyaret etme ve bizler de hayatın içerisinde katılımı sağlamak için sizin yapmış olduğu çalışmalarınıza teşekkür bağlamında ziyarete geldik. Bizleri kabul ettiniz. Sizler bizleri kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ben de Aile Sosyal Politikalar olarak sekreteryasına üstleniyoruz. Milli Eğitim, ondan sonra STK'larımızla her sene olduğu gibi başkanım ziyaretimize geliyoruz. Bu sene de gelip arkadaşlarla beraber istekleri, arzuları varsa biz de dinleyip çalışmalarımızda yer almak için katılımımızı sağladık. Sizi ziyarete geldik. Engelli çocuklarımızın, ailelerinin, öğretmenlerimizin ortak dileklerini ve sevgilerini, selamlarını getirdik. Hayatta bir iyilik, bir kötülük unutulmaz derler. Biz belediye başkanlarımızdan hep iyilik gördük engelliler olarak. Belediye başkanlarımız sağ olsunlar her dönemde engelli çocuklar için, onların daha iyi eğitim, öğretim almaları için, daha sosyal bir ortamda yaşamaları için ellerinden geleni yaptılar. Siz de son dönemde bize, vakfımızın bir yeri yoktu biliyorsunuz. Biz genel giderleri ödemek için tüm kazancımızı çocuklara harcamak için böyle bir yer tutmamıştık. 5000 Evler Sosyal Yaşam Merkezi'nin alt katını bize tahsis ettiniz. Sağ olun, var olun. Sonra yukarıda Mehmet Mesih İş Eğitim Merkezi okulumuzun yan tarafında bizim çocuklarımız basketbolda oraya oynamak için gençlik spora gitmek zorundalar. Engelli olan çocuklarımızın gidip gelmeleri bir hayli zordu. Dolayısıyla oradaki arsaya bir park yaparak bir çocuklarımız için de basketbol, voleybol sahası açmak suretiyle onlara çok daha kolay bir spor alanı yaşamalarını sağladınız. Bu açıdan da size çok teşekkür ediyorum çocuklarımız açısından. Bildiğiniz gibi bu çocuklar biraz daha ilgiye, biraz daha sevgiye, biraz daha özene ihtiyaç duyuyorlar. Sizlerden bunu her daim görüyoruz. Onun için çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Özellikle zihinsel engelli bireyler olarak, bireylerin bir ailenin velisi olarak biz 20 sene öncesiyle bugünü mukayese ettiğimiz zaman toplumumuzda, insanlarımızda bu engellere karşı olan davranış şekilleri çok daha olumlu yönde gelişti. Bundan son derece mutluyuz, memnunuz. Tabii gönül ister daha çok, daha iyisi olsun, mutlaka olacaktır. Burada sizlerin de tabii ki bir yönetici olarak katkılarınız büyük oranda çok var mutlaka. Gerekse basın olarak, gerekse konuşmalarınızla, yaptığınız değerlendirmelerle bu konulara değiniyorsunuz ve biz de çok daha rahatlamış oluyoruz. Şu anda bile mesela gerçekten bayağı özellikle zihinsel engelli bireyler normal gibi görülüyor. Mesela bir toplum içerisinde normal gibi bir insanmış gibi görülüyor. Ama onların davranışlarında bazen mesela bazı kişilere karşı direkt bakış yönleri farklı oluyor. O arada bayağı sıkıntılar çekti. Otobüslerde olsun, parklarda olsun. Ama şimdi insanlarımız bu konulara çok daha vakıf oldular ve tahmin ediyorlar. O konuda biz de veliler olarak bayağı rahatlamış olduk. Yani o konuda da desteklediğinizden dolayı teşekkür ederiz. Sizin kişisel hassasiyetlerinizi ben de biliyorum, yakından hatırlıyorum ama yine de bu günleri böyle anma, teşekkür etme günlerinin ötesinde bir adım daha atabilme günlerine çevirebilirsek, bu alandaki çocuklarımızın hepsi birer kıymet, Karabük'te 1500 öğrenci bu alanda eğitim alıyor değişik okullarda ve bizim okullarımızda.
Onların ihtiyaçları var mı? Var. Biraz daha toplu bir şekilde ailemizle, velilerimizle tekrar yeni dönemlerde yeniden bir yol haritası düzenlenerek tekrar yola çıkılmasında fayda var. Onların çünkü her biri hakikaten çok kıymetli ve topluma kazanıldığında, büyüdüklerinde hem insani olarak aile anlamında hem çalışma bireyi anlamında özel yetiştiklerinde ancak bir yere varma şansları var. Öbür türlü kendi içinde kendi kendine kalan insanlar olarak annelerin babalarının himayesinde kalacak durumdalar. Ama biz onları çok iyi eğitirsek bireysel anlamda çok gelişme sağlayacaklar. İnşallah hep beraber yerel yönetimlerle, milli eğitimle, bütün kadrolarla, derneklerle hepsi emek veriyor. Sizlerin sayenizde hep beraber daha güzel günlere geçeceğiz inşallah. Teşekkür ederim bize aradığınız için. Sağ olun hocam. Sayın Başkanım, Karabük'te çeşitli kurumlarda 275 tane engel arkadaşımız çalışmakta. Özellikle iki kurum var ki burada ben size bir arada yapmıştım Sayın Başkanım, konuyu yapmıştım. Görme engel arkadaşımız bunlar. Yani evinde işe giderken, işlerinde giden sıkıntıda yaşamakta. Özellikle bunlar benden size iletmemiz konusunda şu söylenir. İşte bu toplu taşıma araçlarında sesli cihazların olması bunu talep ettiler benden. Ben de size bunu iletiyorum Sayın Başkanım. Çünkü görme arkadaşım sıfır görme engel. Yani nereye gelip nereye gitti, nereye gittiğini bilemediği için diğer insanlardan yardım istemektedirler. Yine başkanım, bir başka isteğim de size. Engel otoparkları konusunda yetersiz kaldığını ben düşünüyorum. Mesela ben çoğu zaman gidiyorum bunlardan, paralı otobakları arabanın park ediyorum. Bunların da çoğaltılmasını size istiyorum. Teşekkür ediyorum ben.